Furkan Hoca ile Tarih Kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS 2022 Güncel Bilgiler deneme sınavı çözmeye devam ediyoruz. E, 6. denememizdeyiz. Hemen ne yapalım? İlk sorumuza başlayalım denememize. 1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleriyle tanınan 24 Ocak 2022'de vefat eden ünlü sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar bakıldığı zaman bu ismimiz e, kimdir? Fatma Girik'tir cevabımız B şıkkı Fatma Girik olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Bakıldığı zaman Rauf Denktaş'tır. Cevabımız B şıkkı oldu. Bir diğer sorumuzdayız. 2022 Süleyman Çelebi alma yılı ilan eden kurum hangisidir? Yani iptal edilen sınavda bunu bekledik. Hacı Bektaş'ı Veli'yi sordular. Ama tekrardan sorabilirler. Süleyman Çelebi anma yılı ilan eden kimdir? UNESCO'dur değerli arkadaşlar. Cevabımız değişik oldu. Geldik dörde. İlk yerli güneş paneli fabrikası hangi ilimizde açılmıştır? Nerede açılmıştır? Arkadaşlar Ankara'da açılmıştır. İlk yerli güneş paneli fabrikası. Geldik 5. sorumuza. İranların öcü, tırpan, ırızcanın dirliği ve kaplumbağalar gibi eserleriyle tanınan ünlü edebiyatçımız kimdir diye sorduk. Önemli bir edebiyatçı çıkma ihtimali var. Fakir Baykurt arkadaşlar. Yılanların öcü, tırpan, ırızcanın dilliği ve kaplumbağalar gibi eserleri mevcut. Altıdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk şehir hastanesi hangi elimizde açılmıştır? Dünyanın en güzel şehri olan Yozgat'ımızda açılmıştır arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. Şubat 2021'de Perseverance isimli keşif aracı aşağıdaki gezegenlerden hangisine iniş yapmıştır? Hangisini arkadaşlar? Mars'a iniş yapmıştır. Bu keşif aracının ismini de unutmayınız. Çıkabilir. 8'deyiz. Türkiye'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol hangi görevi yürütüyordu arkadaşlar? Yani hangi bakan olarak görevini yürütüyordu diye sorduk. Hangi bakan? Unutmayın sağlık bakanı olarak görevini yürütmüştür. Dokuzdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli otomobilinin ismi aşağıdakilerden hangisidir ee, arkadaşlar? Ee, KKTC'nin yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli otomobili nedir? Günseldir. Cevabımız aşık olmuş oldu. Onuncu sorumuzdayız. Toz duman içinde vatan dediler, yerbükü ve tütün yorgunu gibi eserleriyle tanınan ünlü edebiyatçı hangisidir? Birazcık detaya inmek zorundayız arkadaşlar. Yani önseyeme soruyu artık detay. Ee, ama bunlar önemli isimlerdir tabi. Edebiyat dünyamızda ee, bu eserler Talip Apaydın'a aittir. Geldik 11'e. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il... Neresi? Tabii ki de Gaziantep'tir. Cevabımız değişikli oldu. 12'deyiz. İngiltere ve Fransa'yı denizden birbirine bağlayan demiryolu tünelinin ismi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu tünelin ismi nedir değerli arkadaşlar? Manş tüneli. Manş tüneli İngiltere ile Fransa'yı denizden ne yapıyor? Birbirine e, bağlıyor. Önemlidir. Çıkabilir. Manş tüneli. 13'teyiz. 1928-2008 tarihler arasında yaşayan Selva Boylum Al Yazmalım, Cemile, Beyaz Gemi ve Fuji Dağı'nın tepesi gibi eserleriyle tanınan yazar kimdir? Kırgız yazar Cengiz Aitmatov arkadaşlar yine önemli bir isimdir. Cengiz Aitmatov soru değeri taşıyor. Bu eserleri bilmemiz lazım. Özellikle ben olsam bakın son sınavda neyi sormuştu ÖSYM? E? Bütün zamanını sormuştu galiba Nec Necati Cuman'ın pardon susuz yazı sormuştu pardon susuz yazı sormuştu ve orada karakterleri ne yaptı verdi. Ee, selvi Boylum'u al yazmalımda da oynayan mesela karakterleri verip Cengiz Aytmatov'un bu eserini sorabilir arkadaşlar. Ee, önemli bu noktada bilmeniz gerekiyor. 14'teyiz avluda oturanlar adlı tablosu ile tanınan ünlü ressam hangisidir? diye sorduk. Avluda oturanlar İbrahim Çallı'ya ait tablodur. Geldik 15'e. Eline, diline, biline sahip ol. Kalbini, kapını, alnını açık tut. Sözleriyle tanınan, velayetname adlı eseriyle, eseriyle bilinen isim hangisidir diye sorduk. Bu isim kimdir? Ahiliğinde kurucusu olan Ahi Evran'dır. Kendisi Kırşehir'de biliyorsunuz ki yaşamıştır. 16'dayız. 2018-2023 yılları 2023 tarihleri arasında Türkiye'de kaçıncı kalkınma planı uygulanmaktadır diye sorduk. Arkadaşlar, e, hangi e, kaçıncı 11. kalkınma planı uygulanıyor? 2018-2023 tarihleri arasında 2023'ten sonra da artık 12. kalkınma planına geçeceğiz. E, bu bilgiyi de unutmayınız ama şu an 11.'yi kullanıyoruz. 17'deyiz. Nisan 2022 tarihinde üretimi tamamlanan Atak taarruz helikopteri ilk kez hangi ülkeye ihraç edilmiştir diye sorduk. İlk kez Filipinlere ihraç edildiğini unutmayınız. Atak taarruz helikopterinin 18'deyiz. Önemli soru hem tarihte hem güncelde çıkabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün belli dönemlerde kullandığı takma isim ile olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Trablusgarp Savaşı'nda gazeteci Şerif Bey takmadığını kullandı mı? Kullandı. Karakol Cemiyeti'nin arkadaşlar gizli yazışmalarda Nuh Bey takmadığını kullandı Mustafa Kemal. Unutmayınız ilk defa duymuş olabilirsiniz. Kurum gazetesinde biliyorsunuz ki Hatay meselesiyle alakalı Asım Us takmadığını kullanıyordu. Minber gazetesinde Hatip takmadığını kullanmıştır. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda Hamdi gibi bir takmadı kullanmadı. E, Hamdi biliyorsunuz ki Enver Paşa'nın Enver Paşa'nın Trabluskarp'taki neydi? Takma adıydı. 19 Zayıs. Her sene insanların kırmızı ve beyaz tişörtlerini giyip kendilerini boğaların önüne attığı San Fermin Festivali hangi ülkede düzenlenmektedir diye sorduk. San Fermin Festivali boğa deyince aklımıza ne geliyordu? İspanya geliyordu. Cevabımız A şıkkı oldu. Geldik 20. sorumuza. Nisan 2022 tarihinde Türk soy tarafından 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilen kent neresi? Arkadaşlar Şuşa kenti seçilmiştir 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak. 21'deyiz. Eski adı Yesrib olan şehir hangisidir? Bakın böyle bir soruda çıkabilir. Ee, i̇lk defa duymuş olabilirsiniz ama birçoğumuz biliyordur bence. Eski adı Yesrib olan Şehir Medine'dir arkadaşlar. Medine'nin eski adı Yesrip'tir. Bunu lütfen unutmayınız. 22'deyiz. Nisan 2022 yılında resmi gazetede yayınlanan karar ile kesin korunacak hassas alanı ilan edilen Ihlara Vadisi hangi ilimizde yer alıyor? Hangi ilde? Aksaray'da yer alıyor Ihlara Vadisi. Geldik 23'e. Beyin iğnesi icat ederek adını Aşık Veysel koyan bilim insanı. Bakın böyle bir soru çıkabilir. Neden çıkmasın? Beyin iğnesini icat etmiş arkadaşlar ve adına da Aşık Veysel koymuştur adını. Ee, bunu koyan bilim insanı kimdir? Canan Dağdevren'dir. Beyin iğnesini icat etmiştir Canan Dağdevren. 24'teyiz. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin adı. Arkadaşlar savaşın çıkmasına sebebiyet veren krizin adı nedir diye sorduk. Nedir? Donbas bölgesi krizdir. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin adıdır Donbas bölgesi. Geldik son sorumuza. UNESCO 2022 Dünya Kitap Başkenti seçilen yer aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. 2022 UNESCO arkadaşlar Dünya Kitap Başkenti olarak neresini seçmiştir? Meksika'da bulunan Guadalajara diye bir bölge var. Orayı ne yapmıştır? UNESCO seçmiştir. Nerede yer alıyormuş? Meksika'da yer aldığında da unutmayınız. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Evet bu sorumuza birlikte sizlerle beraber ne yaptık? Toplamda yine 25 adet güncel bilgiler sorusu çözmüş olduk. 6 Bu 6. denememiz oldu. İlk 5 denemeyi dinleyebilirsiniz. Bundan önceki 600 soruluk Yapmış olduğumuz ne var arkadaşlar bir seri de vardı onu da dinleyebilirsiniz ee, sizlere faydalı faydalı olduysak ne mutlu bize inşallah fayda sağlamıştır bu sorular inşallah da çıkar yani artık ÖSYM sorsun ee, saçma sapan sorular soracağı yere e, bu güncel bilgileri sorsunlar istiyoruz inşallah sınavda bunlar çıkar diyelim ve videomuzla burada sonlandıralım. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.